Herkese selamlar. Burası Boşkest 6. bölüm herhalde. Uzun süredir yoktu. Ayata'nın yerini biz aldık artık. Yok lan, Boşkest'te zaten biz vardık. Ayata yok muydu? O kafa muhabbeti. Tamam. Evet. Güzel bir giriş yaptın Sigmund. Hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi çok güzel muhabbet yapacağız. Kim var bir de yanımızda? Yanımızda Pi var. Ve Fi. Bir de çiğ mi? Çiğ ya, sevmez. Yapmayın gece. Abi niye modun düşük başladın ya? Yapma. Şimdi çok farklı şeyler bekliyorlar senden. Egzantrik şeyler bekliyorlar. Fotoğrafımı çekti. Onu dava edeceğim. Yani Sigmund isminden ne kadar egzantrik bir şey bekleyebilirsin ki yani? Bu bir mont markası mı? Hayır. O yüzden bekleyemezsin. Bu bir uçak mı? Bu bir kuş mu? İnek mi? Hayır, bu bir tavuk. Hayır, bu Sigmund. Sigmund. Sigmund mu? Evet. Adını bilmeden konuşma. Şimdi şöyle bir durumla girelim o zaman podcast'e. Birisine borcunuz var diyelim. Bu borcu ödeyeceğiniz yerde o parayla başka bir şey yapıyorsunuz. İşte atıyorum, bir şey alacaksınız ona ama gidiyorsunuz çok alakası şeylere harcıyorsunuz. Ne gibi mesela alakası şeylere? Senden örnek istiyorum. Örnek verirsem hani tamamen atıyorum. Birisine Zippo almanız gerekiyor atıyorum. Ve siz bunun yerine gidiyorsunuz. Niyeyse 2,5 litrelik 10 tane kola alıyorsunuz yani, ne alakası var? Ne diyorsun ama buna? Ama bir şey söyleyebilir miyim? 2,5 litrelik 10 tane kola 50 lira yapıyor. Zippo 250 lira. O zaman 30-40 tane diyelim. Yani ya, kısacası Zippo parasını kolaya yatırıyorsun diyor adam. Yani kolaya kaçıyorsun. Ben gidiyorum, bu muhabbet bu kadardı. Lipton Ice Tea reklamı yapmıyoruz burada ya. Oynatacak kızımız da yok zaten. Klip de çekmiyoruz. Bir dakika abi, Lipton Ice Tea illa kız oynamak zorunda mı? Ya sen niye cinsiyetçi davranıyorsun? Abi zaten reklamlarda genelde kadınlar oynamaz mı? İlgi çekici olsun. Niye, Murat Boz reklamda oynamıyor mu? Sen şimdi Murat tamam. Boz reklamda... Murat Boz'un tipi olmasa reklamda oynatırlar mı? Oynatmazlar mı? Oyuncu olmak istiyorsan... Sen İbrahim Büyükakı reklamda oynarken gördün mü? Görmedim. İşte. Ama kabul... Demek ki tipi önemliymiş. Hayır. Nasıl şimdi, hayır? Şimdi oyuncu olmak istiyorsan ya çirkin olacaksın ya yakışıklı. Ortasını kesinlikle olamazsın. Lan niye olmayasın ya? Bir aile dizisi ise ya da bir ev dizisi ise mutlaka her tipten insan olması lazım. Yani bir Arka Sokaklarsa, bir Unutma Beni ise, bir Deniz Yıldızıysa olabilir. Yak be. Ya sen var ya, bu alemdeki en çirkin oyuncuyu bile kıskanıyorsun. Kes. Abi nerede kaldığımı unuttum. Bu ne amına koyayım ya. Ya çirkinliğinden bahsediyorduk. Sen zaten çirkinsin diyordum. Öyle misin sence? Ben normalim. Ne çirkinim, ne yakışıklıyım yani. Yani çirkinsin. Tamam da şöyle bir olay var ama, yaşanmışlıklar var. Mesela Kuşadası'nda adam... Marmaris'te, özür dilerim. Kuşadası'nda. Sigmund'dan bahsediyorsun. Evet, Kuşadası'nda. Ne Marmaris? Kuşadası'nda. Hmm. Kuşadası'nda direkt kızı götürmüştü kendisi. Zenci olan kızı mı? Yok, zenci değil, normal. Götürmüştü demeyelim yani. Yemeğe çıkarmıştı. Ve bu arada bir dakika, burada Sigmund'un asla ırkçı bir insan olmadığını söyleyeyim. Kendisi zenci... Lerle asla birlikte zenci demiyor. Şöyle yani işte zenci zenci demiyor yani. Ve bunu özellikle üstüne basa basa da söylemez. Onlara siyahi bile demezsin aslında. Ne dediğini açıklayayım mı burada? Hayır, esmer diyor onlara. Esmer dediğini gördük. Gece karanlıkta gözükmüyor. Abi siz şimdi insanın içini görmeniz lazım. Ben o lan adamın dışını, kadının dışını göremiyorum. Terbiyesiz kadın düşmanı, şerefsiz. Kadının dışını göremiyorsun. Karanlıkta içini nasıl göreceksin? İç dünyasından bahsediyorsun değil mi? Kalp. Ben iç dünyasını çok net bir şekilde gördüm. Neydi peki? Gerçekten sağlam bir kadındı yani. Kalbi çok temizdi. Kalbi temiz, sağlam bir kadındı. Asansörde 2 dakikada mı anladın? Aynen öyle. Zaten adımdan da anlayacağınız üzere insan psikolojisi üstüne Anadolu yapmış bir insanım ben. Bu adam insan sarrafı, insan psikolojisi falan geç. Sen insan sarrafısın. İnsanı gördüğü zaman anlıyorsun. Bak, burada Allah tipinden almış, bu yeteneğine vermiş. Başka lafım yok. Sen bu hakarete katılıyor musun? Hakaret mi? Adamı ben övdüm şu anda. Açıklama mı yapıyorsun? Tabii. Övdü. Şimdi ben normalde çok
yakışıklı olacakmışım. Mesela Murat Boz gibi. Görüşmeler. Ama ondan böyle bir tık alıp başka bir yeteneğime vermiş. Yani çok 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 yakışıklı değil de çok çok yakışıklısın. Aynen öyle. Bir tık mı? Bir tık mı olduğunu düşünüyorsun? Yani hala yakışıklılık var. Yarım tık da olabilir yani. Hala o kelimenin içinde, o cümlenin içinde yakışıklılık var. Var. Yalan mı? Peki yalan. Bu mesela podcast'i genç kardeşlerimiz de dinliyor biliyorsun. Evet. Onlara bu kızlar açılma hakkında bu bilgilendirebilir misin onları? Peki şöyle şeyler yapılabilir mi mesela? Yok yok. Atıyorum, örnek veriyorum tamamen. Olmadığın biri gibi davranmak hoş bir şey midir? Etik midir? Mesela sen bir okul bile okumuyorsan gidip de mesela edebiyat öğretmeniyim ben desen olur mu yani? Sigmund, sen bir psikolog bilgisi olan insan olarak sana soruyorum. Psikiyatri. Neyse işte. Ya şimdi karşıdaki insanlar edebiyat üstüne anadal yapmışsa, onun üstüne çalışıyorsa, sen de o an edebiyatçı olursun yani. İstediğin bölümü oku yani. Her mesela karşıdaki kız bilgisayar mühendisi, sen edebiyat öğretmeniyim der misin ona mesela? Demem. Niye, karşıdaki bir hayat kadınıysa pezevengin mi diyeceksin amına koyayım? Ondan hoşlanıyorsa derim yani, abi ne abi? Yani anne, sen nereden nereye geldin? Abi ne alakası var? Bir dakika, sen kendi mesleğinden rahatsız mısın ki başka meslekler uyduruyorsun? Ya bu konuyu geçelim şimdi. Zaten ben öyle bir şey yapmadım yani. Şimdi hiç şey yapmasın. İftira atmayın bana. Yani oğlum ben bir şey demedim ki. Ben örnek verdim sadece. Allah Allah. Örnek veriyoruz. Şimdi Çiğ arkadaşımız dedi ki. Sigmund kardeşim dedi. Bize dedi. Çiğ kim oğlum? Çiğ. Yula lan o. Neyse işte. Beni çok da yulamayın da. Neyse. Bu saçma espriyoya geçelim. Tamam, benden bu kadar. Ben gidiyorum. Konuk ettiğiniz için sağ olun. Bir şimdi 3-4 arkadaş diyor ki yazlığa gidiyor veya tatile gidiyor. Ama kızlar hakkında pek bir bilgisi yok. İşte ulan diyorlar, bir kız düşürelim falan, bir şey yapalım. Evet. En azından akşam işte birlikte bir içeriz falan. Okey oynarız, ama, bir şey yaparız. Ama hiç kimse bir şey yapamıyor mesela. Bunun hakkında kısa bir bilgi vereyim mesela. Tamam. Neden yapamıyorsunuz? Neden yapamıyoruz? Bir defa özgüveniniz yok. Yanına, evet. Yanına gidip mesela telefon numarasını istemiyorsunuz. Ama özgüvenle de alakası yok. Şimdi mesela şimdi, etrafında onu hani onu yapabilecek kız olmaya da biliyor. Anladın mı? Anlatabiliyor yani, muyum? Bu kızı ilk bakışta anlayabiliyor musun? Senin engin bilgilerinden yararlanmak isterim. Oğlum ben o işte profesyonel olan Sigmund. Şimdi bunu nasıl başarıyorsun diyorlar bana. Ben de bunun hakkında kısa bir bilgi vereyim. Mesela gidip kıza telefonunu istiyorsunuz ama bu yanlış. Telefonunu istemeyeceksiniz. Ne yapacağız peki? İlk önce telefonunuzu uzatıp o şekilde isteyeceksiniz. Burada zaten bir 30 saniye bakıştıktan sonra telefonunuzu alıp telefon numarasını yazacaktır. Burada çok elzem bir soru soracağım sana. Kendinde hangi canmana özellikleri görüyorsun? Canmanayı sevmem. Canmanayı sevenleri severim ama. Çünkü canmana gene yani birçok kızın sevgisidir. Canmanay prosu, canmanay prosu içtiğini söylüyorlardı. Bu doğru mu peki? Ya canmanayı içtiği o pro normal bir sigara yani abi. Yani ben niye içemeyim ki? Paket 35 lira şu an. Abi zenginlik başka bir şey işte, ne yapacaksın yani? Ne yapayım zengin sen? Zenginsin mesela o... ama normal sigaraya 50 kuruş, bir lira zam geldiği zaman burada ya amına koyayım bu sigaraya da yine zam geldi, yakında 20 lira olacak demeyi biliyorsun. Sigarayı bırakmıştım bir ara hatta. Ama ikisi evet. Farklı şeyler yani. İkisinin bu... verdiği tat farklı. Peki 25 lira da olacak bu sigara bu gidişle, ne düşüneceksin o zaman? Zaten ben sigarayı bıraktım zaten. Yani sigara çünkü sigara değil. Ağzımda sigara yok ki. Birazdan olabilir ama şimdi onu karıştırmıyorum. Podcast içerken saygılıyım diyorsun. Podcast'e asla sigara kullanmam. Bir dakika ama niye? Saygı konusu değil ki bu. Ne konusu? Podcast. Zevk konusu. Podcast kaydederken sigara içilmez mi yani? İçilir. Ama çakmağının düzgün yanması koşuluyla değil mi? Aynen öyle. Çakmağınız tek tük yapıyorsa o zaman içmeyin. O zaman Zippo kullanın. Ya da gidin başka bir odaya gidin, orada yakın öyle gelin. Yani sandalyede için o zaman, kanepede içemiyorsanız. Şu an konu kaydı, ben konuyu toparlayayım. Ben şunu istemiştim işte. İlk bir kızla tanıştığında onu nasıl etkilersin? Sen uzman olduğun için sana soruyorum. Ben çiftleşme dansı yaparım.
Onu boş ver. Sigmund Freud. Ya, bana kalırsa önce bir gerçekten özgüveninizin, kendinize özgüveninizin olduğunu göstermeniz gerekiyor. Mesela örnek bunu olarak. Nasıl yapacaksın işte? Bunu nasıl yapacaksın? Biraz açık sözlü olacaksın konuşurken. Peki buna bir örneklendirmeyle yapabilir miyiz? Sen normal işte hani erkek ol. Hani o erkek ol. Kadın da ben olayım. Evet. Bir yapın mesela bir tiyatro gibi böyle kısa bir skeç. Mesela şu an oturdunuz ilk tanışmanız. Hadi beni tavla. Evet hadi. Sen de tabii sesini biraz incelt de hani biraz şey olsun. Öyle salak şey mi olur ya? Evet başlıyoruz evet. Merhaba Pi kardeşim seni... Hayır tamam bir dakika. Olabilir ama şimdi takma yani. Takma isim koyalım. Takma isim. Burada homofobik değil mi sonuçta? Hayır Nalan olsun. Hayır Selin olsun. Takma isim Selin. Bu da... Pelin Murat olsun. Pelin olsun. Tamam Pelin, Pelin olsun. Bu da Murat olsun. Hadi bir skeç çekin. Şu an dinliyoruz. Tamam ama ben şu an adını bilmiyorum zaten. Ha, orada aynen. Şezlong'da oturuyor şu an. Selin adına mı? Ben de havuzdan çıktım. Saçlarımı seviyorum böyle seksi bir şekilde. Güneş gözlüğümü taktım. Biramı içiyorum şu an. Evet. Kerta kere ne yapıyor orada ya? Sen de biraz daha Kezban olmasan hani. Tamam ne yapayım benden bu çıkıyor. Sen şu an... Sen Kayseri'li misin? Sen güneşleniyorsun şu an. Tamam. Üstsüz olsun ama. Abi. Ne yaptı? Cunda Adası'nın karşısına mı gittiniz? Ne yaptınız yani? Çıplaklar kampındayız biz şu an. Oğlum öyleyse zaten yani gerek yok gibi. Başlayın artık bir skeç çekin hızlıca. Bak şu an söylüyorum nerede olduğunuzu. Antalya Kemer. Kemer Antalya. Bir pub'da tanıştınız ilk tanışma diye. Pub'da mı olsun? PUBG. Tamam pub'da. Disco'da hatta. Üstsüzüm ama hala değil mi? Sana bağlı yani öyle olmak istiyorsan. Hadi açılacak mısın artık salak şey? Abi böyle kaybettin şu anda, ama. Şu anda ses de çok fazla olduğu için. Merhaba buradan mısın? Yok karşı taraftayım. Evet biraz yolu gözüküyorsun ama bence hiç de öyle değilsin. Ya bu gerizekalı böyle tanıyacağını mı sarıyor benim? Bu ne biçim bir yaklaşmak ya? Her neyse. Çıkışta ne yapıyorsun? Bilmem bir şeyler yaparım. Peki benimle yapar mısın? Ne diyorsun be salak şey? Öyle değil başka bir şey. Sapık! Çık git başımdan! Bu gerizekalı da özgüven falan yok. Bu bildiğin sapığı mı? Beylik düzü sapığı mı? Pantosunu açacak gösterecek şimdi. Bu ne ya? Yani etkileme sözleri yok mu hiç mesela? Disco'da nasıl etkileyeceksin abi Disco'da? Ben kendimi duymuyorum zaten. Tamam pub'da yapalım o zaman mesela. Hani biraz daha böyle daha hafif. Abi bir dakika dur. Şezlong ilk muhabbet. Şezlong olsun. Yan yana şezlonglardasınız öyle düşün. Uzanmışsınız. Üstsüz değilim ama ona göre. Tamam mı uzanmışsınız abi. Ve o sırada göz göze geldiniz. Tam o an işte hadi. Hani etkilemek için cümle kurar mısınız? Tamam ben şu an. Göz göze geldiniz o an tam. Pelin'le göz göze geliyorum şu an. Tamam. Of ne kadar var be! Hemen... Ya bu amına kodumun kekoları da buraya geliyor. Bizim huzurumuz kalmadı. Aklet teyze. Hemen sahildeki can kurtaran ya da görevliyi çağırır. Ve bunu buradan... Şu an... Bu plajın görevlisi kim? Hangi otelde buraya? Şu an havuzun kenarındayız oğlum şeyde değil. Deniz kenarında değiliz. Tamam. Ya ne fark eder? En yakın görevliyi çağır. O zaman da neyse. Güvenlik de benim ahbabım bir şey olmaz. İşine bak kanka. Bende. Adam taşaklı çıkıyor. Peki şimdi neyse bu olay olmadı. Şunu sorayım ben en azından. Otel odasında çift yatak var. Birisi büyük bir yatak. Birisi tekli yatak. Şimdi burada tekli yatakta yatmak isteyen nadide bir kişi var. 3 kişi gitmişsiniz otele diyelim. Şimdi o tekli yatakta yatmak... Olayı nasıl oluyor? Kimi o tekli yatağa yatırıyorsunuz yani? Nasıl oluyor bu olay? Genelde bu olay çok ciddi bir şekilde Taşkın Makaz'la gerçekleşir. Normal şartlar altında. Taşkın Makaz bu konuda kutsaldır. Taşkın Makaz değil. Yapılmalı. Her konuda kutsaldır Taşkın Makaz. Yazıtura da öyle. Yazıtura pek tercih edilmiyor bizim Yazıtura grupta biliyorsun. Yazıtura da kutsaldır ama çok da değil yani. Bazen hani... tamam yazı geldiği zaman bir şey olsun dersin. Yazı gelir. Bir daha atalım ya. Ya da paradik geldi falan. Bir daha atalım bir şey olmaz falan diye böyle. Bazıları elinle ayarlar falan hani anladın mı biliyorsun.
Yani o yüzden taş kağıt makas bizim kutsal törenimizdir. Yani bizim seçim seremonimiz taş kağıt Peki, makas. Peki otel odasında 3 arkadaş kalıyorsunuz evet, mesela. Evet. Başka bir arkadaşın diğer arkadaşları rahatsız etmesi hakkında ne düşünüyorsun? Herhangi bir şekilde örnek vermeyeyim şimdi de. Ya çok ilginç olaylar olabilir yani. Ne gibi bir rahatsızlık? Ya şimdi mesela atıyorum duştan böyle bornosuz çıkmalar falan hani. Olabilir böyle şeyler erkekler arasında. Ne düşünüyorsun bu konuda sence? Böyle şeyler olabilir bence ya. Çünkü ne yani 3 tane kız tatile gittiği zaman böyle şeyler yapmıyor mu? Yapabilir abi. İnsanlık yapan yapar abi. Yani ne olacak? Yani. Şimdi. Ama şöyle şeyler de duymuştuğumuz var bizim. Çok ilginç otel maceraları, otel odası maceraları falan. Yani abi bu niye her yer şampuan olmuş diyorsun? Mesela şampuanı boşaltmış yerlere yani. Böyle de bir otel odası arkadaşlığı olmaz değil mi? Olmaz ama şimdi otel odalarında bazı şampuanlar şey mesela. Böyle çok sıvılaşmış gibi böyle. Mesela avucunun içine sıkıyorsun biraz. Çok fazla akıyor. Peki niye temizlemiyorsun hepsini, sonra? Hepsini kafana mı süreceksin? Hayır, birazını boşaltacaksın yere gitsin tamam da yani. İşte onu niye yıkamıyorsun? Ne uğraşacaksın ya böyle şeylerle. Gelmişim ben tatilimi yapmaya. Bir de yerden onu mu temizlemeye çalışacağım? Temizlikçi zaten bunun için var değil mi? Ona temizlikçi değil. Usta çağıracaksın spatula ile kazıyacak. Peki böyle her gün temizlikçiyi odaya temizlemeye okey diyor musun? Sen çağırmıyorsun ki abi. Sen çağırmıyorsun ki zaten sabahın 12'sinden sonra. Hayır. Sabahın 12'sinden. Bak o yeşil. Tatildeyken sabah oluyor zaten. Evet. O yeşil kısmı hep kağıdın o yeşil kısmını yani girebilirsiniz, temizleyebilirsiniz kısmını hep temizlikçiler için okey mi diyorsun yani? Her gün o kadar kirletiyor musun odayı? Her otelde o işaret olmuyor ki. Mesela dandik bir eve gidersin. Olmaz yani o işaret. Anladın mı? Veya bir anda o işaret... Do not disturb. O işaret olduğu halde mesela giren temizlikler de var direkt kapıyı. Ben içeride uyuyorum. Lan giremezsin yazıyor. Kadın kapıyı açmaya çalışıyor orada. FBI, ama bazen şöyle şeyler hani temizlik için değil de minibara bir şeyler eklemek için de geliyor bazen. Evet. Ama ben... tam o sırada sen çok ilginç bir şekilde yani otel odası sonuçta ilginç bir şey. Ya bornozsuz bir şekilde. Bornozda şey oldu. Tam o sırada ya bu... kat görevlisi kapıyı açar ve kapatır. Ben olay bu kadar. Otele gittiğim zaman o minibar hiçbir zaman boşalmıyor ki abi yani. Çünkü hiçbir şekilde kullanamıyorsun onu. Her otel öyle değil ama ya. Ya ben senin kadar zengin olmadığım için. Daha demin neyse. Ben düşün o benden daha da zengin yani. Evet haklısın. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Ya bugün... Aramızdaki en zengin kişi zaten değil mi? Evet. Kesinlikle. Evet. Aynen. Gönlüm zengin diyelim. Yok öyle demeyelim. YouTube'dan da iyi para kazanıyor galiba. YouTube. Değil mi? Tabii. Kanalımız var ya zaten YouTube'da değil mi? Evet. Sen bütün sosyal mecralarda iş yaptığın için. Evet. Çünkü ilginç işler de var biliyorsunuz. Kıyafet sektöründe de mesela gönderiyordu insanlara. Tabii pomponlardan bahsediyoruz değil mi? Evet. Şimdi bazı girişimcilik fikirlerini insanlara aşılamışlığımız var. Ve bu insanlar bize tabii hayır dualarını esirgemiyorsalar tabii biz bundan mutluluk duyarız diyelim ve Sigmund'a lafı bırakalım. Evet artık lafın bittiği yerdeyiz bence. 19 dakika oldu neredeyse. Çok da sıkmayalım bence. Son olarak bakalım. Neler diyorsun? Son olarak. Son olarak her zaman kendinize güvenin. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Mesela ben az önce mesela Pelin'e bakarak dedim ki of ne kadar be dedim. Ama bunu o an içimden dedim varsayın. Sesli bir şekilde söylemeyin böyle bir şeyi. Yoksa zaten istediğiniz, yani isterseniz Murat içinden Bozoğlu, de deme bence yani. Murat Bozoğlu'nu isterseniz gene o kızı tavlayamazsınız zaten. İki kelime. Boş yapmayın. Kıza boş yapmayın. Başka bir şey değil. Bu adam bence gibi... sadece kıza değil. Hiçbir zaman boş yapmayın. Ya arkadaş ortamında boş yapabilir. Ama bak bu adam kalkıp da tanımadığı bir kızın yanına giderse ve boş yaparsa ne yapıyorsun? Bize geçelim mi? Of ne karı be. Şuna bak falan dersen. Yo direkt telefon numarasını verir misin? Dedi işe yaramıştı tatilde. İşte o biraz da karşı taraf. Karşı taraf da boşmuş demek ki. Ne alakası var kardeşim? Ama biz eğlenmeye gitmişiz. Hani niye karşı bir cinsiyetle bir hani sahilde bir gezmeyelim, bira içmeyelim. Akşam yemek yemeyelim birlikte. Kızın adını yani... mı önce öğrendin yoksa telefon numarasını mı? Abi adını... ben diyorum ki. Adını sormuş bak, muydu? Ben diyorum ki yan yana şezlonglardasınız.
yan yana şezlonglardasınız. O sırada bak, o sırada göz göze geldiniz diyorum. En azından bir merhaba Türk müsünüz falan diyerek de konuya girebilirsin ya, anladın mı? Aa merhaba falan, aa merhaba Türk müsünüz falan diye konuya merhaba gir yani. Merhaba diyorsa zaten Türk. İşte hayır tamam işte oğlum, anlamıyorsun ki, sohbeti açmak için bir şeyler yani. Sonuç olarak ne kadar Türk bulabilirsin öyle bir yerde. Tamam da bunu dersen şimdi kız senden hoşlanmamış olabilir tipinden veya başka bir şeyinden. Tamam hiç sohbet yüzden, etme o zaman. Hiç yol arama. O yüzden Türk müsünüz diye gelsen. No, no. Derse ne yapacaksın o zaman? Ne yaparsın? Tamam konuşmayacaksın demektir bu zaten. O zaman öteki türlü bak, şey mi? Aa bak, ne güzel karşı falan. Taraf, öyle bir durumda karşı taraf no dediği zaman, o tarz bir şeyler dediği zaman hemen turist İngilizcesine geçiyorsun. Orada işi bitiriyorsun. Bak bunları öğren. Lazım olacak. Yazın zaten lazım olacak. Zaten Türk olduğunu bir şekilde anlarsın bu arada. Anlarsın ama... bazı insanlar anlaşılmıyor gerçekten ya, tipine bakarak. Ya biraz da mesela... Ha, bazı İngilizler var onu satayım, bizim Türklerden daha Türk'e benziyor. Ya ben şey biraz karşıyım direkt mesela, direkt telefon numarası isteme mantıklı değil. Mesela bir konu açarsın, kızı o konuya çekmen lazımdır. Atıyorum mesela, hani belki tamam mı, atıyorum şu an attım Kuşadası'ndayım mesela, tamam mı? Kuşadası'nın her yerini biliyorum, sahilini biliyorum. Evet, 60. Tamam mı? Yerinde. Biliyorum mesela diyelim her yerini. Ama mesela kıza sorarım, sahil nerede mesela gibi. Hani o olaya çekersin. Aa şurada işte bak, burada publar var muhabbetine girer, anladın mı? Hani o anlatır bir şeyleri, hani böyle istekli bir şekilde sana öğretmeye çalışır. Yani bu sadece bir kızla muhabbet açmak değil ki. O ya tarz yerlerde normal bir şekilde muhabbete girmek de çok kolay olmayabiliyor, anladın mı? Yani işte o yüzden dediğim gibi mesela hani bildiğim bir şey, atıyorum mesela küçük bir sürü yol var da muhabbet açmak için, örnek veriyorum mesela. Dersin mesela sahil nerede işte. Ya ben buraları bilmiyorum işte, hani böyle güzel mekanları var mı falan, zaten o olaya dalar, anladın mı? İşte burası çok güzel işte, atıyorum hani bir den gittim böyle falan filan. Hani herhangi bu konu hakkında da ya da diğer konular hakkında da onu hani sen konuşmaman lazım. Biraz hani onu böyle hani istekli bir şekilde konuşmaya zorlaman lazım, anladın mı? Oradan sonra zaten anlarsın mesela. Hani geçiştirip atarsa zaten hani ilgilenmiyordur. Ben şu an seninle skeç yapmak istiyorum. Ben senden etkilendim. Anladın mı mesela? Onu konuşturman lazım daha çok. Yani sen konuşmak yerine onu konuşturman daha iyi olur. Biraz daha olaya kendini çeksin diye. Ben öyle düşünüyorum ya, her konuda öyle. Ondan sonra kendini şey yaparsın zaten. Hani o biraz konuştuktan sonra sen olayı şey yaparsın. Ya ben da bunu şimdi plaj oyunları falan olur. Plaj voleybolu olabilir. Ya da suyun içinde oyunlar olabilir. Oradan da bir şekilde muhabbet açmak için, illa bu kızlarla da olmak zorunda değil yani, herhangi bir insanla muhabbet yani açmak aynen. için ama şimdi mesela, çok doğal bir yol. Ya yani şimdi kızları niye diyoruz? Biraz da hani şimdi karşı cinse konuşmada biraz bizim ülkede şey var. Çekingenlik olduğu için söylüyoruz bunu yani. Özellik olarak kızlar için olarak. Ya erkek erkeğe herkes konuşuyor. Son yıllarda da bu kaşındı zaten bu. Herkes konuşuyor bu konuda, haklısın. Yani değil mi? Herkes arkadaş oluyor erkekle. Ama mesela kızlarla erkekler çok fazla hani... Ya tam oluyor. Bir tabu oluşturuldu son yıllarda. Aynen. Ondan dolayı kızlardan örnek görüyoruz. Mesela dediğim gibi hani illa mesela telefon numarasını hemen isteyin ya da işte hemen konuşayım falan demeye gerek yok. Normal bir muhabbet yani, erkeklerle de açabileceğiniz falan gibi hani. Ama ya zaten öyle, en azından biraz hani nasılsın? Ailenle mi geldin? Tek başına mısın? Arkadaşlarınla mı geldin? Sen bir kızla erkeğin dost olabileceğini düşünmeyen bir toplumda yaşadığın için zaten. Evet, o yüzden biraz zor oluyor. Yoksa arkadaşça yaklaşmakta hiçbir problem görmüyorum ben. Bence problem yok. İstemiyorsa zaten bu, bir erkek de senin arkadaş olmak ya, istemeyebilir, bir kız da istemeyebilir. Yani aynen. Ama erkeklerde biraz öyle arkadaş olmama isteği çok az oluyor genelde. Herkes hani şey böyle. Oğlum aşırı sululukta laballiği getirir. Yani aynen. Yani biraz var. Kız işte kız muhabbetinde şöyle bir şey var. İnce detayı şu. Kızın konuşmak isteyip istemediğini anlamanız için sizle onun konuşması lazım önce. İşte bir iki soru zaten, sonrasında istemiyorsa evet. Almıyorsun zaten. Şimdi mesela atıyorum, şimdi sen sürekli konuşursun, kız dinler ama dinler yani, ayıp olmasın diye. Ama duyar sen, dinlemez. Ya duyar işte, öyle söyleyeyim. Yani onu anlayamazsın o an. Mesela sen onu yönlendireceksin. Atıyorum mesela dediğim gibi yine. Hani burada nasıl mekanlar var? Kız işte direkt şu bu kadar derse mesela, kestirip atarsa anlarsın zaten. Ama hani devam ediyor. Şurası var işte bak, biz gittik arkadaşlarla bilmem ne diye devam ederse muhabbete, demek ki konuşmak istiyordur. Yani bu kadar basittir bu olay. O cepte. Aslında gibi gibi yani. Yani yılan demek istediği, onun daha çok konuşmasını sağlayabilecek bir muhabbet açman gerekiyor evet. Demek istiyor. Biraz aslında. İçine çekmen lazım, anladın mı? Hani düşünsün yani. Hani şöyle değil, ne yapıyorsun falan filan işte falan değil.
sen, hani o muhabbete gerçekten girmesi lazım, anladın mı? O olay o yani. Onu yaptıktan sonra zaten sinema, yani sinema tatil kıyısında pek anlamlı değil de atıyorum sahil kıyısına da ya da ne bileyim aqua park olabilir. Aqua park, her yere, her aktiviteye katılırsın yani. Kız, hani kızlarla ya da erkeklerle fark etmez de. Ya kendine belki bir holiday buddy arıyorsundur. Yani bir şekilde bir yerlere katılabilecek hiçbir arkadaşın yoktur ve bir şekilde o an bir 5 gün 10 gün arkadaşlık edebilecek, o aktiviteye, bu aktiviteye gidebileceğin birini arıyorsundur yani. Bu yani çok aynen. Doğal bir şey. Ya şimdi mesela o atıyorum kıza gidip konuşmakta çekinen insanlar var. Hani direkt şey olarak, hani ben şimdi gideceğim işte kızı hani yavşıyor gibi görüneceğim diye çekinen insanlar oluyor. Ben, alt tarafı reddedilecek. İşte her mesela ondan çekiniyorsan bile dediğim gibi işte hani gidip sorabilirsin, burada nasıl mekanlar var, ben ilk defa geldim gibi, hani kızla ilgili olmayan bir şeyi sorabilirsin. Oradan muhabbet başlatabilirsin. Kız buna sana ne diyecek yani, şunu diyen olur mu sizce? Ya sence şey işte gidecek. Şimdi en masumane şeylerde bile ama bazen insanlar öyle yetiştirilmiş oluyor ki uf sana ne sus falan gibisinden bir tavır. Evet de bak bizim ülkede yol sorunca hiç kimse tavır yapmaz. Herkes anlatmaya çalışır, anladın mı? Özellikle de mesela gençler mekanları hani, anladın bilmediği mı? Bilmediği şeyi bile anlatır ama bizim insanımız yani yol konusunda. Yani burada demek istiyor ki hoşlandığınız kişiye yol sorun. Ya yol sorun demiyorum bak sadece. Sadece mesela muhabbet girişi bu olabilir diyorum. Bir sürü var şimdi aklıma gelen, var da hepsini söylemeyeyim. Ve şunu da belirteyim. Kuşadası'nda barların önünden geçerken kesinlikle o sizi mekanına çağıran adamlardan uzak durun. Evet, kolunuza girip sizi mekana zorla sokabiliyorlar. Aynı mekana iki kere girelim. Abi yani şey kapalı çarşı gibi ya. Gel abi gel gel. Abi hani en azından kapalı abi çarşıda. Abi burası birazdan dolacak. Peki, bak, bir de grup geliyor 50 kişi. Bir de güzel bir hatun varsa girişte. Evet, daha size çok öpücük atıyorsa. Mesela hatırlıyor musun? Öyle şeyler oluyordu. Abi yani beni de hani cinsel obje olarak da kullanmayın yani. Sırf kızlar gelsin diye de beni o mekana sokmaya çalışmazsın. Tamam. Burada oğlum, bitirelim mi diyorsun? Güvene bak ya. Evet, söyleyeceğim bir şey yok benim, bu kadar. Yani son sözü söyleyeyim. Bir insanla, kız ya da erkek fark etmez, konuşurken çekinmeyin yani. Bu kadar. Peki konuşurken... Aa, bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Tamam. Benim bir sorum var şimdi. Burada madem işin erbabını bulduk, şeyini bulduk. Peki konuşurken göz teması mı kurmalıyız? Kaçınmalı mıyız göz temasından? Durmadan gözünün içine mi bakmalıyız? Bunu ben açıklayayım istersen. Ya abi, sen sus. Aşırı gözünden de... Kaçırıyorsan onu. Yani aradaki mesafe ne olmalı? Dibine mi girmeliyiz? Uzaktan mı sormalıyız? Şimdi, ben bunların hepsini merak ediyorum. Şimdi şöyle bir olay var. Sus sen bak. Şöyle bir olay var. Orada bir, tamam mı? O mekanın yeri de önemli. Atıyorum mesela bir şehirde yani bir kafede buluştuysan bir mesafe koyarsın. Ama şimdi tatildeki durum farklı. İnsanların bakış açısı. Buluşma değil ya. İlk tanışmayı soruyorum. Ama bana. Nerede mesela? Mesela şezlong'tan devam ya edelim. Nerede olup olmaması önemli değil. Çok önemli işte. Ya. Anlamıyorsun. Mesela hani barda olsun, tabureda oturuyorsunuz. Çok dibine girmeden ya da 70-80 santimlik mesafe bırakarak. Sosyal mesafeye önem gör. Ya sosyal mesafe. Hayır. Şimdi zaten şimdi... barda karanlıkta çok da göz göze geldiğinde anlaşılmaz bu arada yani. Hani gündüz olsun, tatil yerinde şezlongtasınız mesela. Yanına gittin ama... Gözlüklerin varsa... Arada 70-80 santimlik mesafe bırak. Abi biraz o konuşurken, bence... Abi konuşurken... zaten şezlongtayken gidip de eğilmezsin yani zaten. Abi şimdi şöyle bir olay var, tamam mı? Ben size açık konuşayım şimdi burada. O iş nasıl oluyor? Kişiden kişiye göre değişiyor bence. Şimdi ben... Bir arkadaşım vardı benim, tamam mı? Mesela daha ilk şeyde... ilk daha gece inmiştik şeye. Bodrum'daydık. Gece indik sahil kıyısına. İlk daha kızlarla tanıştık. Tamam mı? 2 saat sonra öpüşüyordu mesela arkadaşım kızlarla. Öyle bir arkadaştı yani. Anladın mı? 2 evet, saat... Numarasını verir misin o arkadaşın? İşte 2 saat sonra abi kız... Niye? Neyse ya, tamam. Mesela 2 saat sonra kızla öpüşüyordu. Tanımıyor kızı 2 saat sonra. Tamam da bu kızdan da kanka. Ha işte onu demek istiyorum. Ha, yani kişiden kişiye göre değişiyor. Ya onu sen biraz ama daha... biz normal şartlarda açıklayalım. Ha, normal şartlarda... Mesela gözün içine bakma olayı da... yani sürekli olarak değil de hani bir 5 saniyede bir gözünü kaçırman gerekiyor. Çünkü eğer hiç yapmazsan da sıkıntı ama. Evet, o yüzden arada bir kaçırmak gerekiyor. Eğer sürekli gözünün içine bakarsan da seni çok yanlış anlayabilir yani. Tamamen kaçırırsan da tamamen aynen. Farklı bir insan gibi görebilir seni. Yani aynen, o tabii biraz da konuşma şeyine giriyor. O dengeyi artık o an zaten çözümleyeceksindir yani. Yani aynen, biraz da karşıdaki kişiyle de alakalı dediğim gibi. Yani tartman lazım biraz karşındaki kişi. Ya onu... zaten karşıdaki kişi
Hani bir 10-15 dakika izlediğin zaman anlarsın. Anlıyorsun zaten. Evet. Ama bir de şimdi çok da kasıntı hareketlerde bulunmaman lazım. Sırf tanışayım, bir iki kere bir şey yapayım. Sonrasında gerçek kimliğin ortaya çıkınca da dımdızlak kalabiliyorsun. O yüzden en başında bari kendini tanıt, düzgünce kendini yansıt ki olmuyorsa en başında olmasın. Yoksa daha sonra büyük hayal kırıklıkları yaşayabiliyor iki tarafta. Ya normal bir sohbet bence ilk başta, genelde diyeyim. Genelde, çünkü daha demin anlattığım örnek. Abartısız olmalı ve kendin olmalısın. Evet, bir de işte normal bir muhabbet yani. Normal ettiğim bir muhabbet. Yani insan, karşındaki insan seninle, ben ne isterim mesela bir arkadaşımla konuşurken? Muhabbet dönüyor mu, anladın mı, grupta? Yani dönüyorsa her gün buluşursun, gidip muhabbet edersin gibi düşün. Onunla yani karşı cinste de öyle yani, anladın mı? Şimdi mesela o da mesela o muhabbet dönüyor mu yani? O olay çok önemli mesela. Tam mesela sevgili oluyorsun, tamam mı? Bazı insanlar var mesela sevgili oluyor, muhabbet dönmüyor aralarında, anladın mı? Ben buna karşıyım mesela. Bu ne tamamen, bu ne hani yalnız kalmayayım hesabıdır. Ya, tamam mı? AVM'de zaten hani iki tane sevgilin yan yana telefonla oynarken görüyorsan zaten o içkide bir ters. Aynen. Yolda kulaklık takıp sadece elleri tutuşup yürüyenler var. Ya normal insanlar gibi muhabbet edin. Ya bir mesela erkekle ediyorsun, tamam, bir seviyesi var erkekle kızın arası. Mesela kızla ettiği muhabbet, erkekle ettiği muhabbet arasında bir seviye farkı var. Ama normal bir muhabbet edebilirsin mesela günlük hayattan, her türlü. Bazen her şey olmuyor bazılarıyla. Ya o kadar yakın oluyorsun ki olmuyor yani. Yani işte aynen. Ya o biraz da işte kişilikle alakalı yani. O da uyuşmuyor kafalar. Onunla alakalı. Ama genelde insanlar birbirine muhabbet etmek için var zaten. Yani evet, o yüzden. Hayır, şunu diyorum. Bazen kızla erkek arasında bir fark görmeksizin ikisinde de aynı konuşmayı yapabiliyorsun. Yani o kadar uyumlu da olabiliyorsun. Yani yapılabilir. Ama şimdi abi erkek kadar da biraz zor ya. Şimdi erkek muhabbet mesela, şimdi nasıl anlatayım? Ben rast geldim yani böyle şeye. Çok az yani. Tamam mı? Şimdi mesela duydum yani. Duydun diyorsun da mesela biz mesela bir muhabbet etmiştik markete girmeden önce. Sen etmiştin hatta. Şimdi mesela onu bir kızla o hani o erkek muhabbeti ya. Mesela onu söyleyebilir misin ona mesela, öyle bir kıza? Şimdi kıza değil, başka bir erkeğe de söylemezsin öyle bir şeyi. Ama şimdi mesela senin dostun. Ya direkt bu podcast muhabbetini söyle, daha iyi anlatayım ya. Şimdi bu podcast söyle muhabbetinin yanında bir kız varken nasıl ben yapacak? Ben söylerim, o yüzden demek ki benim kız arkadaşım yok. Abi, o yüzden kaybediyorum. Ya şimdi mesela bak, onu söyler misin yani şimdi? Öyle bir muhabbeti kıza uygun bir şey mi sence? Uygun değil ama ben söylerim. Abi sen o ya zaman baştan kaybediyorsun. Ya erotik bir şeyler söylersin, tamam. Arkadaşın olsa bir de erotik bir muhabbet geçebilir kızlarla da. Onun da bir seviyesi var şimdi. Erkekler aslında acayip abartı derecede olduğu için. Tamam da ama şimdi mı? Bu kafadar insanların yanında yapabileceğin sohbet. Şimdi bu kafadarlığın tamam, da erkeği mesela kızı olmaz bence. Tamam ama da şimdi bak, diyorum ki bazı muhabbetleri başka hemcinslerine de yapamazsın, onu diyorum. Ha, o tamam var ama şu an mesela o arabada yaptığın muhabbeti bir kıza yapabilir misin sen mesela? Çok net bir şey diyorum ya sana. Hemcinsine bile yapamazsın diyorum işte. Daha net söyleyeyim sana. Yapıyorsun işte. Başka diyorum ama. Şu an izleyen herkes diyor ki ulan marketteki muhabbet ne acaba? Aynen, herkes onu merak ediyor. Etmeyin. Ya erkekler tahmin ediyordur zaten yani. Tahmin edemiyordur belki de ama. Lan bu tahmin edilecek bir şey değil ki. Evet. En ekstrem şeyleri zorlayın arkadaşlar. Evet, en ekstrem hayallerinizdeki en pislik duygu ve düşüncelerinizi. Yani böyle şimdi eski anılardan bir şeyler çıkartın. İlkokul 5. sınıflara kadar gitmeyin de yani. Yok, o kadar gitmeyin tabii. Hani burada daha çok insanların seçimleri, tercihleri söz konusu. Ona da saygı duymak yani zorundayız. Demek istediğim olay bu işte mesela. Tam bir sınırı var. Ya o kadar abartmazsın zaten de. Abi biz bu podcast'i bak 10-17 dakika önce falan kapatıyorduk değil mi? Evet, ben 19 dakika olmuş ya, artık hani insanlar da sıkılmıştır demiştim. Ya keseriz herhalde ya böyle şu önemsiz yerleri. Şu an 19'dan neye ve 34'e kadar geldi hiç anlamadım. Önemsiz yerleri rejimimiz halleder herhalde. Yok, önemsiz bir yer olduğunu düşünmüyorum, bu böyle yayınlanacak. İyi tamam, peki o zaman. Son lafı yine Sigmund'a mı bırakalım? Evet. Kendinize iyi bakın.